Bayis Konut şirketin mevcut finansal borcu 268 bin dolar seviyelerindedir. Kaldı ki bu şu andaki piyasa değerine denk gelmektedir. Diğer taraftan ikinci şirketin de dahil olmasıyla konsolide edilmiş finansal borç 700 bin doları bulmaktadır. 2 yıla yayıldığı için hesaplarımıza göre birinci yılda ödenecek miktar faizler de dahil olmak üzere 397 bin dolar, ikinci yıl için 303 bin dolardır. Sizin görüşünüz nedir? Bu ortaklık bizim için kati sürede karlı bir yatırım olacaktır. Karşı görüş var mı? Ortaklık fikri kabul görmüş bulunuyor. Siz lazım geleni yapın. Emredersiniz Cemre. Görüşülecek başka bir konu olmadığı için toplantıyı kapatıyorum. İyi günler. İyi günler. Madem ki Holding işlerinin idarecisine bizzat geçecekseniz size bir oda tahsil etmeniz şart. Nasıl uygun görürsünüz? Benim için de bir oda hazırlatın lütfen. Çünkü ben de holdingin işleriyle yakından ilgilenmek niyetindeyim. Bundan sonra. Başla Kenan Bey. Alo anne. Ali, nasılsın? İyiyim anne, iyiyim. İyiyim de Cemile bugün atölyeye gelmedi. Niye gelmedi? Cemile atölyede çalışmayacak. Bir şey mi oldu? Cemile artık holdingin başına geçivermeye karar verdi. Artık orada çalışacak. Alo? Ali? Efendim anne, tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ah, iyi ki bitti vallahi. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Çok iyiydiniz Cemre Hanım. Çok iyi idare ettiniz. Emin misiniz? Heyecandan elim ayağım titredi benim. İyi ki toplantıya girmeden önce prova yapmışız. Görüldüğü kadar kolay değildir. Hakikaten iyiydiniz. Anne bir ara ben bile korktum senden. Böyle bakışlar falan, sanki 40 yıllık iş kadını var karşımızda. Ay bu sıkıntı tahmin ötesi değil. Kaç günde bir oluyor bu toplantılar? Ne zaman lüzum olursa. Yandım, yandım. O borçlar, finanslar, paralar, rakamlar falan yok, bana göre değil. Alışırsınız zamanla. Hatta keyif bile alırsınız. Ayrıca mühim olan sizin burada olmanız. Gerisini ben hallederim. Hakan Bey de var. Hı-hı. Hadi bakalım. Başladık artık. Geri dönüşü yok. Bir telefon edebilir miyim? Elbette, buyurun. Teşekkürler. İbo, ha? Telefon. Alo. Karcı Holding'deyim. Sesin iyi gelmiyor patron. Cemile Hanım iş başı yattı. Bir
biraz önce toplantıdaydık. İşler istediğin ayarda değil herhalde. Ali Akarsu'yla ilgili daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacım var. Çalış. Zafer Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz Cemile Hanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Cemile, çok güzel olmuşsun. Gel bir günde bir tane yer ben dikeyim sana. Tamam. Ya Cemile abla, bu ne güzellik, hoş geldin. Yapmayın Allah aşkına. Kaç basıyor bu araba? Düz yolda 180. Yapmayın. Çekilin lan. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay canım benim ya. Bu ne güzellik. Vallahi Türkan Şoray gibi olmuşsun Cemile abla. Çok güzel olmuşsun Cemile abla. Vallahi çok güzel olmuşsun Cemile abla. Çok güzel Cemile abla. Arkadaşlar, ben hepinize bir şey söyleyeceğim. Toplanalım mı beraber? Nasıl diyeceğim de bilemiyorum. Ben artık burada çalışmayacağım. Aa. Patron olacaksın herhalde Cemile abla. Onun gibi bir şey galiba. Hadi hep beraber yeni ustabaşı seçelim. Hı? Kusura bakmayın beyler, yeni ustabaşını gene hanımlardan seçeceğiz. Sen nasıl istersen Cemil abla. Kadın olsun, erkek olsun hepimiz işçiyiz. Biz de işi tutan işimiz zaten. Doğru dedin. Evde Kanada böyle tatlı dilli misin sen bilmiş efe? kim olsun yeni ustabaşı? Nimet abla münasiptir Cemil abla. Hem kıdemli hem de geçimli. Daha ne olsun? Çok geçimlidir, çok. Başka aday var mı? Başka kim olabilir Nimet ki? Abla. Nimet'in tecrübesi. Evet. Evet. Ne diyorsun Nimet Hanım? Herkes seni istiyor. Beni dişlerine göre buluyorlar, bonçen istiyorlar. olalım bakalım. Ama peşinden söyleyeyim, eli başalıyımdır ha. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Çocuklar, hepiniz buradayken ben bir şey söylemek istiyorum. Ben Karca Holding'in idare heyetinde bizzat bulunmaya karar verdim. Yani artık Holding'de çalışacağım, atölyede değil. Hayırlı olsun anne. Bizim için senin mutlu olman önemli tabii de. Sen ne yaparsan en iyisini yaparsın zaten. Biz bundan eminiz. Sağ ol oğlum. Bence sen bunu zaten çoktan yapmalıydın. Kısmet bugüneymiş. Tebrik ederim anneciğim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Atölye iyiydi. Hem de eve yakındı. He? Annem artık arabayla gider gelir. Babaanne merak etme sen. Biliyorum ben deli başım. Sen de hepten moruk belledin beni. Susun ya, televizyon seyrediyoruz burada. Özür dileriz Osman Bey. Tamam Mete Bey, tamam.
Ben çıkıyorum. Bir'in geç oldu. Mete seni eve bıraksın istersen. Hakkan gelmiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.